milletvekili seçimini normal tarihi olan 3 Kasım 2019'da beklenecek ya da milli mecburiyet ve ortaya çıkan meşru gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin zamanında yapılması ile ilgili talepler doğal bir haktır. Partimizin bugüne kadar kanaati hep bu yönde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da düşünce, ifade ve temennisi de farklı değildir. Ancak önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bunu telafi etmek, lazım gelen önlemleri sorumluluk ve şuurla almak siyaset kurumunun ana görevi olmalıdır. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erken alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyunlarını bozmak şarttır. Seçim var mı yok mu? Erken mi olacak, zamanında mı yapılacak? Anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir. Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize samimi ve tartışılmasını ümit ettiğimiz teklifimiz şudur. 26 Ağustos 2018 günü, pazar günü, yani Malazgirt zaferiyle büyük taarruzumuzun yıl dönümlerinde Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı'nı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. Evet sevgili seyirciler, telefon attığımızda gazeteci Tufan Trenç var. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Evet, bir anda gündem değişti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla daha önceki çağrılar akıllara geldi. Yine evet. MHP liderinin yaptığı ve aslında biraz da nokta atışı gibi oluyor MHP lideri ne zaman erken seçim çağrısı yapsa. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi benim zaten kanaatim de şuydu. Bana göre Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini yerel seçimlerin önüne alır diye düşünüyordum. Çünkü mantık onu gerektiriyor. Nedeni de şu, eğer yerel seçimde İstanbul, Ankara, Adana gibi büyük kentleri kaybederse, ki öyle bir olasılık var ciddi şekilde, kaybederse o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok büyük yara alabilir. Bunu göze almaz diye ben düşünüyorum. Ve bunu da birkaç kere böyle değerlendirmelerimizde söylemiştim. Yani mutlaka Tayyip Bey bunu öne alır diye düşünüyordum. Gerçi ondan sonra çok defa Tayyip Bey ve işte adamları seçimlerin zamanında yapılacağını, herhangi bir erken seçimin söz konusu olmadığını söylediler ama politikada bunlara inanmamak lazım. Politikada gelişmeler çok hızlı olur ve birden karar alınır, uygulanır. Yani her parti kendi, hele iktidar partisi kendi çıkarı en uygun ne zamansa o zaman seçim yapma kararı alır. Şimdi tabii bu Bahçeli'nin açıklamasının şunu bilmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşılarak mı bu açıklamayı yaptı? Yoksa kendi kafasındaki kanıyı mı burada evet. açıkladı? Onu pek bilemiyorum. Ama bana pek Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşmış olacağını zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani Tayyip Bey bu kadar inisiyatifi kendisine destek veren Bahçeli'ye vermez diye düşünüyorum. Yani daha önceden kulislerde böyle bir aslında dillendiriliyordu. Yani bu erken seçimi Bahçeli
tarafından dillendirilecek gibi bir yorum vardı. Ancak az önce grup toplantısına baktığımızda şimdi Cumhurbaşkanı tam 3 kez 2019 ifadesini kullandı. Evet, evet. Yani Cumhurbaşkanı erken seçim olmayacağına ısrarla söyleyip duruyor. Ama tabii ben ona da inanmıyorum. Yani benim inancım çıkarı, partinin çıkarı, durumu, konjonktür ne gerektiriyorsa ona göre seçim belirler İttidar Partisi. Burada tabii şimdi Bahçeli de durup dururken niye böyle bir şey açıkladı? Belki böyle bir aralarında konuşma geçmiş olabilir. Ama erken seçim olacağına dair benim de inancım var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerekçesini de açıkladım size. Yani yerel seçimleri daha sonra yapar. Yerel seçimlerde alacağı herhangi bir yara bu Cumhurbaşkanlığı seçimini de etkiler diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi baktığımızda tarih de aslında önemli galiba. O konu da dillendirildi sosyal medyada, özellikle 26 Ağustos tarihi. Evet. Kurban Bayramı'na denk gelen bir hafta sonu. Yani 6 günlük aslında son uzun bir tatil olarak şu anda görünüyor. Evet, yani Malazgirt'in de yıl dönümü değil mi o tarihte? Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü galiba değil mi? 26 Ağustos. Zannediyorum. Vallahi emin değilim o konuda Tufan Bey. Hayır, ben öyle gibi duydum da onun için. Yani neyse, bu sıradan bir şey değil, tarih değil. Bu sıradan bir tarih değil. Bir tarihi şeye de bağlanıyor olması lazım. Evet, bu arada doğru yönetmenim şu anda söyledi. Evet, doğru. Öyle değil mi? Evet, evet efendim, tamam, öyle. Öyle. Yani Malazgirt'in yıl dönümü. İşte onu da onunla birleştirelim, bir şey edelim diyor ama tabii Tayyip Bey bu konularda son derece iyi hesaplar yapan bir insan. Bunun için bilmiyorum bunu kabul eder mi, etmez mi, yoksa dediği gibi seçimleri zamanında mı yapar? Ama bana göre yerel seçimin önünde yapar gibime geliyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi onun için var olup yok olma. Var olma, yok olma seçimi. Ona çok önem veriyor. Yani öbürleri o kadar önemli değil onun için. Evet, şimdi aslında ülkenin durumu da malum. Yani aslında bir anlamda Bahçeli de bir itiraf yaptı deniliyor. Yani gitmez artık, 1,5 yıl daha bu şekilde süremez, bir sıkışmışlık söz konusu dedi. Tabii hem ekonomik anlamda, dış politika bakıyorsunuz, gerçekten Türkiye'nin her adımı çok önemli, vereceği her karar çok önemli. Bunlar da göz önünde bulundurulduğunda aslında bir taraftan da acaba ki bir daha öncesinde bir görüşme mi olup bu açıklandı gibi de bir yorum da ortaya çıkabiliyor aslında. Olabilir. Çünkü gerçekten ekonomi kötü. Bir de iç dış politikalar, siyasi gelişmeler çok kötü. Ama şimdi bunun iki şeyi var. Ya bir erken seçim yaparsanız bu yıpranmanın şeyini yüklersiniz sırtınıza, ya da ben bunu düzeltirim diye zamanında seçim yaparsınız. Tabii bunu Tayyip Bey'in ne tür bir kabul ediş şeyi, durumu olacak, onu tam bilemeyiz tabii. Evet, yani bu aleyhte de olabilir. Çünkü ekonomi şu anda çok kötü. Dolar fırlamış 4 bilmem kaça, çarşı pazar alev gibi yanıyor. Benzin olmuş 6 lira, 6 küsür lira. Şimdi böyle bir dönemde, böyle bir öfke, halk öfke içinde. Yani evet, bu pahalılıktan öfkeli. Ben çünkü konuşuyorum günlük yaşamımda. Eskiden böyle bir öfke yoktu altta, ama şimdi halk hakikaten belli ki burasına kadar, gırtlağına kadar gelmiş. Çünkü geçim sıkıntısı çekmeye başlamış halk. Gerçekten çok pahalı. Yani hayat birden %100 pahalandı. Yani halkın günlük harcaması %100 arttı. Kesinlikle. O bakımdan böyle bir dönemde bu kadar erken bir seçim yapmayı göze alabilirler mi, alamazlar mı? Orasını da iyi düşünmek lazım.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. İyi çok yayınlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı.